Merhaba güroştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Sözü Mehmet Dinler'e bırakıyorum. Evet, merhaba gençler, merhaba millet. Hoş geldiniz hepiniz. Üst üste 5. günkü radyo yayınımıza. Bugün de WrestleMania sonrasındaki ilk SmackDown Live'ı konuşacağız. Ben Mehmet Dinler, yanımda Buğra Gür, The Pips. Salih birazdan kaçıp tekrar gelebilir. Onun durumu belirsiz. Sedna. Headlock Master. Ve şey gizli trollümüz Oğuzcan Özel. Neydi lan Gizli isim? Para... değilim ama. Paragon of Virtue. Paragon of Virtue Virtue. mü? Abi AKK. bu nickin her gün okunmasının değişmesi ya. Bu ne ya? Biz onu şey diye anıyoruz. Deniz Spor 31 diye anıyoruz. 20 yapaydın lan bari. Niye? Denizli Plaka plaka ya. numarası diye mi? Çok Aynen. klasik. Sevmiyorum ben öyle şeyler. Evet, şimdilik bakıyorum. Öncelikle 28 üye bizi dinliyor. Alıncımız var. Kısa bir işlemle Mixler'a üye olup chatbox'tan sohbetimize, muhabbetimize siz de dahil olabilirsiniz. Buğra Gür, Loca'yı saymak ister misin? Evet, locaya bakalım. 30 tane dinleyicimiz var. 6 tanesi misafir kullanıcı. Hemen küçük bir kısa işlemle Mixler'a kaydolup chatbox'a katılıp soru ve görüşleriyle muhabbetimize daim olabilirler. Freakin burada. Locanın asilzadelerinden Kuzey Müküs burada. Hoş geldin Kuzey. Hoş geldin Freakin. Snation Guy Dark Lord burada. Hoş geldin. VIP alacaktın Dark Lord Nord diye. Sen E almadın dolar VIP. abi. Ya sen almadın bak VIP fiyatlarına zam geldi. 30 lira aldı 3 ay. Balto Övücü burada. Bellas Legacy burada. Hoş geldin. Moneymakers Mete burada. Castile burada. Hoş geldiniz. Arda Sevim burada. Hoş geldiniz. Loca Asilzadelerinden Fatih Tişkaya burada. Mertay burada. Mertay YouTube'un yorumcu ekibinden. Funky Homo Sapien. Hoş geldin kardeşim. Extreme Y2J evet 5'te 5 yaptı. 5 radyo yayını 5 gün üst üste. Hoş geldin Extreme Y2J. O da artık Loca'nın asilzadesi oldu. Ambrose Sky burada. Salim Can Dervişoğlu burada. Stephen Truway burada. Hoş geldin Loca asilzadelerinden. Scorpion DD burada. Aero Wizard burada. Lawnman burada. Hoş geldin Emre. Mert Demir burada. Hoş geldin. Numan İnce hoş geldin. Murat Küp gene son dakika geldi dünkü gibi. Hoş geldin. Dark Zombie sen de hoş geldin. 36 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Söz yine Mehmet Dinler'de. Ben sözü gene sana atayım o zaman. Nasıl buldun şovu? SmackDown'ı bugünkü. Yani dünkü gibi sürprizlerle doluydu. Yani o beklenmedik şeyler oldu. Gerek Paige, gerek Carmella, gerek Main Event. Sürprizlerle doluydu. Bence Aftermania seyircileri evine %100 mutlu yollandı. O zaman o sürprizlerin ilkiyle başlayalım. Şovun açılışıyla şovu Shane McMahon açtı ve Daniel Bryan'ın artık güreşebildiğim için ben bu işlerden elimi eteğimi çekiyorum. Daha fazla seni çekemeyeceğim dediğini söyledi. Zaten adam haklı yani Shane McMahon'ı kim çeker yani? Hani birlikte çalışmak için. Meğersem o çekecek isim Paige'miş. Dün ringden emekliliğini açıklayan Paige bugün SmackDown Live genel menajeri oldu. Nasıl buldun bu sürprizi? Vallahi Paige hani tam da sensiz geçen günlerin kazası yok be sevgili dedikten sonra vedalar bana ağır gelir dedikten sonra yine AJ Lee gibi çok büyük bir sürprizle beklemediğimiz bir şekilde GM oldu. Ya kadın GM'lerin bence Nirvana'sı Vicky Guerrero'dur. Her ne kadar çok sevilmese de Vicky Guerrero tam rolünün adamıdır yani. Paige'in nasıl bir karakter sergileyeceğini çok merak ediyorum. Bir şekilde bizden ayrılmıyor olması da mutlu etti. Menajerlik defteri de kapanmış oldu zannedersem zaten. Bundan sonra SmackDown'da renk katacak. Shane McMahon'la ikili iletişimlerinde açıkçası merak etmiyor değilim. Çünkü Daniel Bryan bu konuda epey farklı bir portföy profil çiziyordu. Paige SmackDown GM'liğine yeni konularda yeni imzalar atabilir. Bakalım. Yani Daniel Bryan benim hayatımda izlediğim en kötü genel menajerdi herhalde. Yani abi 1,5 yıldır beni kendinden iyice tiksindirmişti.
Çok sevindim artık onu izlemeyeceğimiz. Umarım Page face böyle klasik face şeyi göstermez yani. Biraz daha şey hani seyirci reaksiyonunun köpeği olan bir genel menajerlik göstermez diye umuyorum ben. Bu ne ya? Lonman sormuş. Gür Page'in SmackDown'a genel menajer olmasıyla Xavier Woods'a push gelir mi? Ne demek? Abi olayı o ters anlamış. Woods Page'e push'la. Tam tersi olmuyordu. Doğru. Çok doğru. Bence seviyeyi yükseltip geçelim. Peki siz bunun uzun süreceğini düşünüyor musunuz? Sonuçta Page'in gelen bir filmi var. WWE'nin bundan dolayı onu ekranda tutmayı isteyeceğini tahmin ediyordum. Tabii böyle bir şey de beklemiyordum ben ama bunun ne kadar süreceğini tahmin ediyorsunuz? Yani film bittikten 1-2 ay sonra yavaş yavaş elini eteğini çeken mi Page yoksa uzun mu sürer? Film bittikten 1-2 ay sonra Total Divas'ın yeni sezonu başlıyor. Yani, tam da Total Divas'lık bir... Lan ilk geldiğinde neydi şimdi ne oldu kadın ya? Total Divas için yani... Anti Divas'dan işte. Page'i ekranda tutmak isteyeceklerdir muhtemelen. Abi yani. Yok ben Page'in federasyondan ayrılacağını düşünmüyorum. Yani ya bir şekilde de değerlendirilir. Performans Center'a geçer diye düşünüyordum daha çok. Ya ben şey onun konuşma yeteneği o kadar yani oldukça iyi. Ben spiker masasında fena iş çıkarmayacağını düşünüyorum. Yani buradan sonra oraya da geçebilir. Çok mantıklı. Çok güzel olur bence. Yani hazır şey kadın spikere ihtiyaçları varken bu hani kadınlar devrimi falan filan. Rene Young da başarılı bir performans sergileyememişken o pozisyonda yani Page ideal olabilir oraya yani güzel bir yorumcu olabilir orada. Yani belki Mae Young Classic'e falan hani Mae Young Classic 2'ye falan şey yapabilir ama yani Page'in pek ekranlardan kaybolacağını zannetmiyorum ben yani. Genel benzerliğin uzun süresine gerek yok zaten yani herkes Teddy Long olmak zorunda değil. Abi ben bu kaset muhabbetinden sonra Page'in kariyerinin çok fazla yükseldiğini söylemiştim. Hani bunu kaldıramayacağını düşünüyordu insanlar. Yalnız chatten bir şey vardı. Ne dedi? Adam Lu demiş. Page'in yeteneği var mı da Performance Center'da geçecek diye. Var yani mı gerçekten. Var, hayır Avrupa yani. Avrupa'da bir dakika. Şöyle bir şey söyleyeyim. Avrupa bölgesinin, Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa bölgesinin, Batı Avrupa bölgesinin çıkardığı en büyük kadın güreşçi. Yani ne demek yeteneği kadın güreşçi yok. Tanıyorsun ki oradan? Bir sürü var işte abi. Vivian'ın şovlarına gelip duruyor. Konuşturma. Konuşturma beni. Page'in yeteneğini şöyle açıklayabiliriz ya. Yani bütün bu aksilikleri yaşamasaydı işte Alberto Del Rio ile ilişki yok işte o dönem yaşananlar kaset skandalı falan ve üzerine sakatlanma bütün bunlara rağmen tekrar yükseliyordu. Üzerine sakatlandı. Ya bütün bu aksiliklerden arındırdığımız zaman Page'in yeteneği WWE tarihinin en büyük kadın güreşçisi olabilecek kapasitedeydi yani. Hani ve şey yani sadece ring içiyle anmıyor. Page'e yeteneksiz diyen hem ring içinde hem dışında Page'e yeteneksiz diyen ki bence bu kaset olayından sonra bir farklı bir karakterine özgüvende geldi. Hareketleri, davranışları rahatladı. Bir kendini buldu toplum içinde. Kim çok değil yani. Bizle yaşıt. Bizden daha benden daha küçük galiba. Yani 23-24 yaşında. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bambaşka bir seviyeye erişti ve hiç Page'i izlememiştir. Eğer bir insan Page'i yeteneksiz diyorsa. Hiç katılmıyorum. Bizle yaşıt 25 yaşında. Yani hiç katılmıyorum. Evrim geçirdi ya. Şey, Performans Center'da sadece ring içi yeteneği, yani ring içini geliştirmek üzere çalışmalar yok. Sadece o yönde sizi çalıştıranlar yok. Koçlar, konuşma koçları var, o var, bu var. Yani Performans Center'la ilgili, yani Network'teki şovları biraz izlerseniz hani Performans Center ne olduğunu daha iyi anlarsınız ve bilmediğiniz konularda da atıp tutmasınız diyerek devam edelim mi? Devam edelim. Güzel oluyor, güzel bir giriş oldu, güzel bir açılış oldu. Ben yani After Mania seyircisinin çok mutlu olduğunu düşünüyorum iki şovdan da. Aynen ya bu arada şey fark ettiniz mi seyirciler muhtemelen aynıydı. Ya ben gene Türk bayrağı gördüm. Geçen Raw'da da vardı. Gene biri ortalardan bir yerden kalkıp duruyor yani. Bu bizim ney efeydi? Bir çocuk vardı. Geçen Güreş Türkiye hesabından konuşmuştuk. O gitti hatta. Rüster Efe. Hayır. Batur Efe. Yes, onu bir. Efe Rey Demiralp. Tamam.
Buldum. Efe Rey Demiralp. Bulmadın, söylemişler. Efe Demiralp. Hayır, o söylemeden önce geldi aklıma valla. Aynen. Numancığım, bu arada şey, kızı bizim salmamız gerekmiyor. Woods'un salması gerekiyor yani. Veda ediyor onun. Neyse. Abi neler oldu ya. Neler oldu. Devam ediyoruz o zaman ilk maçımızla. Bugün çok ilginç bir şekilde bütün SmackDown'daki bütün rövanş haklarının iptal edildiğini öğrendik. Yani öyle söylemediler ama öyle oldu. Dün yani WrestleMania'da kemerini kaybeden Usolar New Day ile Contender olma maçına çıktı. Rövanş maçlarını unutup ve kazandılar maçı. Keyifli, gerçekten çok keyifli bir maçı kazandılar. Ve şey, karşılaşacaklar. Nerede? Great Royal Rumble'da, Arabistan'da Bludgeon Brothers'la karşılaşacaklar. Kazanma şansları var mı sence Buğra? Ya kazanma şansları mutlaka var. Fakat bunun bir Arabistan şovu olması içten içe böyle hani olur mu olmaz mı diye düşündürürken bunların bir anda senaryoya dahil edilmesi WWE pay-per-view haline getirdi bu Arabistan şovunu. Elbette var. Hatta oldukça da yüksek olarak düşünüyorum ben yani. Çünkü ikinci bir WrestleMania haline getirdi neredeyse. Yani maç ya, kart. WrestleMania after WrestleMania oldu ya. Çok ilginç bir şey, bilmiyorum. Aynen. Yani merak ediyorum ben. Hani Brian'a falan da bir rol biçecekler mi? Bugün zaten ayrıca şey Ya emin değilim ama bu Greatest Royal Rumble katılımcıları arasında Brian'ı gördüğümü hatırlıyorum. Abi 50 kişi zaten, herkes katılacak da yani o katılanların bir kısmı şey normal maça da çıkacak hani. Hani 50 kişiyi başka türlü dolduramazsın zaten ya. Hani 10 tane yerel güreşçi falan. Yerel güreşçi. Ya 10 tane yerel güreşçi çık. Ya yok bence Arabistan'da zaten de. Ben de onu demek istiyordum da çok ofansif olmayayım dedim bugün. Yok olmaz. 10 tane United Kingdom, 10 tane Cruiserweight falan. Ayrıca şey de açıklandı. Undertaker vs. Rusev tabut çok maçı. Tarihin en lol maçı olabilir. Yani neden bu maç var? Abi Rusev'in bu kadar yükselmesi ya. Gökten el sallıyorum şu an. Göğe el sallıyorum ya. Hiç abi, beklemiyordum Undertaker, yani. Undertaker 21. yüzyılda ilk defa yuhalanabilir ya. Hani o noktaya geldik. Yani Rusev'i ya. Ya Rusev'in karşısına çıkar bak nedir abi yani. Abi aslında Rusev'e yazık oluyor da. Abi ya Undertaker'a yenilmenin şeyi olmaz. Hani yazığı olmaz. Tabii günah olmaz. Doğru diyorsun. Yok yani her seferinde böyle güreş, böyle şeylere düşmesi. Ben özellikle WrestleMania'da tuşu olması çok trigger etti beni. Yani dağıttı. Çok saçmaydı bence o kadar. Ne kadar yenilirse seyirci o kadar sevecek. Ben yaptıkları çok değil. Fazla kişi var. Zack Ryder'ı falan hatırlarsınız. Peki en sona kazanacak mı? 15 dakika kemer tutmuştu. Abi bir yerde kazanacak. Bir yerde. Yani bir yerde kazanmak zorunda. Peki haftaya şey kap var. Usoların ya da New Day'in Raw'a gitme ihtimali var mı? New Day kesin yani, gibi ya. Artık Raw'un cidden yeni bir takıma ihtiyacı var. WrestleMania'da olandan sonra bir değişikliğe ihtiyaçları var. Yani yeni yeni kuruyorlar orayı da. Ben Usoları bekliyordum aslında WrestleMania'dan sonra. Hani kemeri kaybederlerse. Ama SmackDown'da kalacak gibiler ya. Hani epey sevdiler orayı. Zaten Naomi'de kaldığı sürece Usolar'da kalacak muhtemelen. Diyoruz ve devam edelim mi? Geçelim. Edelim. Naomi ve Natalya önce arka alanda birazcık kapışıyorlar. Sözlü olarak. Daha sonra maça çıkıyorlar ve Naomi maçı kazanıyor. Daha öncesinde şey yapmıştı. WrestleMania'da Battle Royale kazanmıştı. Ben bugün kemere hani böyle adaylık koyar, hani meydan okur falan filan diye bekliyordum ama kemerle ilgili çok daha fazla şey oldu. Peki Naomi ya da Natalya'nın gitmesini bekliyor musunuz Superstar Shake Up'ta? Abi tek falan benim ve ben o konuyu Yavuz'a işte sorun o da. Buğra Gür nereye gitti? O da AFK. Tamam. O ya. Zaman biz devam etmeden önce sizden çeşitli sorular alalım arkadaşlar. Yani özellikle ECW hakkında Mehmet Dinen'in sevdiği bir şirket olduğu için dediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Oğuzcan'la ben cevaplayacağım bu arada.
Biz zamanında şey yapıyorduk Oğuzcan'la, podcast yapıyorduk. Ah eski güzel günler. Bütün tabii, podcast oyuncusu da saydırıyorsun. 2013 yazı falan ama yani. Öyle. İnanamazsınız. İstediğiniz şeyi sorabilirsiniz şu anda. NXT olur mu derken ne olarak? Ha, Natalya gider. NXT'ye dönmez. Yok artık yani o. Dönmesinde o zaten kalktı. NXT'de Natalya'dan yetenekli 10 kadın var ya. Ya daha çok abi büyük isim olarak ne kadar büyük olduğu tartışılır ama yani WWE izleyicisinin gözünde NXT'dekilerden daha büyük. O kadar Tanahashi maçı ne olur? Abi 2-0 maç sonucu 4-25'te olanı var. Hangi maçı sordu? O kadar Tanahashi abi. Raven Tommy Dreamer feud'unu anlatıverin, çok uzun olur abi. Hah tamam. Raw ve SmackDown WrestleMania'yı geçti mi abi sence? Güzel soru. Ya ben WrestleMania'dan keyif aldım ya. Hani geçmiyor. Yani ikisinin şeyleri farklı. Bana WrestleMania çok daha fazla heyecan verdi. Çok daha fazla keyif verdi. Ben de WrestleMania'dan gayet memnundum. Arabistan saatiyle bizim saatimiz aynı mı? Allah kahretsin şeriat geldi. Ya aynı ya bir saat geldi. Nakamura kendini yazık etti. Yani kötü karakter geçi demiş Dark Zombie. Ve Nakamura'nın heel geleceği ne oldu? İki soruyu da birleştirelim. Valla ben arka alan röportajından çok sevdim. Yani NXT'deki o karizma, daha karizmatik Nakamura tarzı konuştu. Bulovat'ın heel karakteri severiz. Abi sen Kevin Steen'e aşık olurdun. için. NXT Championship için bu sene içinde toplu bir çok büyük maç görebilir miyiz? NXT Championship. Ya Aleister Black evet çok domine bir karakter ve yani o yüzden evet, toplu bir maç görebiliriz. Yani çünkü şey hani fazla domine bir karakter ve karşına birebir feud'da kimi çıkarırsan çıkar hani ezecek. Yani o yüzden hani karşısına işte şu anda Adam Cole gelmez ama Lars Sullivan'ın bir tanesi olacağı bir dörtlü düşünebiliriz. Hatta Ciampa ile Gargano'yu da buna entegre ederlerse oh ben bir zevke geldim. Ben farklı bir açıdan düşündüm onu. NXT'ye o kadar fazla alttan ve indilerden güreşçi geliyor ki. Yani artık tekli maçlarda bence biraz gereksiz olacak. Hikayede daha böyle çoklu maçları çekip daha fazla güreşçiye yer vermek isteyeceklerdi diye düşünüyorum. Ama ana kadroda hem yani %90 tekli feyotlara çıkacağı için alıştırma itibariyle yani ya ana kadroya birazcık alıştırması gerekiyor NXT'nin ve yani tekli feyotlar onun için daha iyi ama şey yani karakterine göre tabii ki çoklu feyot. Aynı zamanda bir de şu var. 1 saatlik TV şovu, 3 ayda bir pay-per-view ancak 4 tane kemer var. Yani buna da tekli hikaye yaparsan yani takeover çok zayıf kalacak güreşçi açısından. Hangi takeover zayıf kaldı bugüne yok kadar? Yok yani. Ama alttan gelen sayısı iyice artmaya başladı. İlk zamandaki NXT ile şu ankini karşılaştırırsan özellikle. İyi de alttan gel. Ya şu andan bahsediyorum. Yani şey yani son bir yıldan bahsediyorum. Son bir yılda ya hep bunu yaşadık ama hiç takeover yani şey takeover altta kalmadı. Yani ulan keşke şurada çıksa diyorsun. Ya ben kalite ama olarak yani demiyorum. Ben içindeki güreşçi sayısı olarak. Mesela alttan gelen güreşçileri düşünelim. Performans Center'dan. Ya iki tanesi parlayabildi daha. O kadar fazla indirdi güreşçisi geldiği için. 1980 Rumble'ı daha değil. Daha kim, değil. Kim vardı parlamadı mesela yani? Ya bir isim veremeyeceğim şu an. Yani şu güreşçi iyiydi, parlama değil ama şans alamadılar. Performans Center'dan gelen isimler şans alamıyor. Neden? Independent scene'den gelen isimler ondan daha tecrübeli. Ondan dolayı giriyorlar. Yani abi yani daha bu şeye benziyor ya. Türk oyuncular oynasın diye yabancı sınırını arttırmak şey koymaya benziyor yani biraz. Abi yani dikkat çekebilen çek. Abi Velvet'in Dream nasıl parladı bunca şeyin arasında? İstisna olabilir mi peki sence o? Ve aynı abi zamanda yani yabancı sınırı bence güzel karşılaştırma değil. Çünkü WWE'nin bence bu Performance Center'daki amacı buydu. Yani NXT'ye güreşçi sağlamak. Asıl amaç o diye gördüm. Evet NXT'ye güreşçi ya. Ayrıca şey yani hani NXT güreşçilerinin daha rahat çalışma imkanı onu geçiyorum. Şey bir daha ana kadrodaki kişilerin de Performance Center'dan çok faydalandıklarını. Ha doğru CJ Parker'ı onu unutmayalım. NXT'den ayrılıp New Japan'a giden. NXT'de kadını hatırlayamadım şimdi. Ama yani çok da iyi şey, değil.
Abi Velvet'in Dream'i Orlando Jordan Numa çarpması Orlando deme. Jordan deme. Orlando Jordan deme. Yani abi hani neyse o kötü günleri hatırlamayalım. O kötü günleri hatırlamayalım. Ben 2010 söyleyen olmamış. Sallamıyoruz. Başka New Japan sorusu soruyorsunuz ama cevaplamıyoruz. Yani izleyen yok, üzgünüm. Karlay'da başka Taylan ve Rus Mertay Winners Take Ero. JBL'in Cien'i söktüğümüz günleri. Salih izliyor muydu New Japan? Kusura bakma, ben direkt atladım ama. İzliyorum ama yani yok, konuşmayacağım. Sorun abi, o zaman adam izliyormuş. Arkada aynen. İzmir'de şu an ezan okunuyor arkadaşlar. Az önce Alanya'daydı. Evet arkadaşlar, yani benden sonra artık ezan okunma ihtimali yok. Hem batıda ben varım. Jay White'ı kim yenecek? İlk o soruyu cevap verelim. Sonra Baylor sorusuna geçeceğiz arada. Salih, Jay White'ı kim yener sence? Jay White muhtemelen kemerini koruyacak. Onu diyeyim de. Yani abi, daha erken diyorsun birini. Daha erken. Bir şey soracağım. Hangman Page konuşun diyorsunuz. Hangman Page gerçek bir insan mı? Gerçek bir güreş karakteri mi? Ya, gerçek. Ben onu Ring of Honor'da daha Young Lion olduğu gün. Ben bizim RPG ekibinin kafadan yarattığı bir karakter diye biliyordum onu. Neyse, o da yok şey abi, o düşün. Üçüncü kardeş, senin hatırladın. Stable'ların beşinci altıncı üyesi gibi düşünün onu. Yani çok önemli. Ha, SmackDown'a geçer mi sorusu var. Yani daha dolayı bir şeyler var bence. Universal kaybı şeklinden dolayı ben onun hala bir defa daha kazanacağına inanıyorum. Adam Cash'in WrestleMania'da mı gelmeliydi diye. Onu isterseniz Cash'ini konuşmaya başladığımızda konuşalım. Evet. Cash'in gelmeli miydi? Evet, gelmeliydi. Bence yani gelebilirdi. O maçın sonuna bakalım o zaman. O sarılma kısmını ve Asuka için hazırdı demesini nasıl buluyorsunuz? Yani ya çok lüzumsuz. Hani yani ya cidden Asuka, serin bitti. Yani kenarda git üzül yani. Kime sarılıyorsun? Yani niye sarılıyorsun yani? Ya ben saldıracağını çok bekledim. Ya Asuka'nın bir de serisini koruma sevdasını işledi WWE. Daha çok WWE işlemese de kendisi işledi. Yani böyle ben tamamen kafayı yiyip loklara bağlayacak, yani ölümüne pes ettirecek diye bekliyordum. İşte o zaman Cash'in çok güzel olurdu bence. Bir de ya yaşındaki... o olaydan sonra Cash'in hiç yani yakışmazdı ya hani. Yani yok ya, yakışmazdı yani abi. Koca seri bitmiş yani. Abi Charlotte hani Queen resmen ve muazzam gidiyor. Gerçi üzerine Sinan'ın rampadan kuşunu izledik. Cash'in olsa daha iyi olabilir yani, ona göre. Evet. Draft'ta kim şok eder demiş Arda Sevim. Salih, var mı görüşün? Draft'ta bence yani nasıl bir şey desem bilemiyorum. Başka Kosovo'ya geçiyor. Valla direkt New Japan'ı sövme gördüm. Çeviri. Ben Randy Orton The Miz bekliyorum. Backlash'te maça kemer maçına çıkacak ikili. WWE sever öyle şeyleri, tam böyle draft falan arıyor sonrasında şey. Hani işte ulan kemerler şey değiştirecek mi acaba? Brand değiştirecek mi acaba? Batista ve Triple H'le mi yapmışlardı? Yoksa Edge mi vardı işin içinde? 2008 civarında bir defa yaptıklarını hatırlıyorum. Yaptılar, birden fazla defa yaptılar. Mesela 2016 yazındaki ilk drafttan sonraki ilk pay-per-view'da şey işte United States ve Intercontinental için iki farklı brandten kişiler karşılaştı mesela. Lashley vs. Brock olur mu? Lashley Universal alırsa Lashley vs. Reigns olur mu? Lashley vs. Brock olur. Lashley Universal da alır çünkü WWE gerizekalı. Lashley övene, yani Lashley'den beklentisi olan herkese ben tepki göstereceğim. Yani Goldberg'i başınıza çıkardınız. Lashley'i de çıkartmayın. Lashley Goldberg'den kat kat kaliteli güreşçi. Ama ben hala onun Universal alacağına inanmıyorum. Yani TNA'de yapabildiğini WWE'de yapacağını düşünmüyorum. O kişisel karizması yok. Kalıbı var. Atacak yani, kalıbı var. Atacaklar o yüzden. Son bir soru daha alalım arkadaşlar. Şovu konuşmaya devam edelim. Buğra Gür aramıza dönemeyecek. Hani kusura bakmayın.
Son bir soru daha. Çok güzel bir soru. Ben seçeceğim bu sefer. Sorsanız arkadaşlar. Sinek. Abi sor. Ben sorayım dur. Ha, soru gelmiş abi. Güzel de soru. ECW sence nasıldı? Yani, indi federasyonlar bir yerde batmaya mahkumdur. Evet, şovu konuşmaya devam ediyoruz. Şovu konuşmaya devam ediyoruz. Naomi ya da Natalya, Salih sence ikisinden biri şey kapta geçer mi? Geçer de yani ikisini de çok kazanmıyorum. Bence Natalya geçer. Geçersen. Natalya geçtikten sonra peki böyle bir şey bekliyor musun? Yani geçen sene Alexa Bliss geçtikten sonra direkt kemer almıştı mesela. Böyle bir şey bekliyor musun? Vallahi ya hiç Nijis ayarında bir hiç değil ya. Yani sanmıyorum. Yani evet. O da olabilir tabii. O zaman devam ediyoruz şeyle. My Iconic Duo, Billy Kay, Peyton Royce ikilisi. Upload'u falan mı kesti acaba? Tamam, ses kaydı gitmeye başladı, tamam. Ya en azından sesim duyuyor. Geliyor mu sesimiz arkadaşlar? Abi herkes hala yayın geliyor. Abi ben kendi arkadaşlar, sesimi duyuyorum yok yayından. Buffering olup duruyor. Arkadaşlar sesimiz, o zaman kapatıyoruz abi. Şu anda sesimiz var mı arkadaşlar? Var. Hadi devam edelim abi. O zaman. Son bir kez daha deneyelim ama bir dahaki teknik aksaklıkta yayını kapatmak durumunda kalacağız. Hala 38 dinleyicileriz. 15 tane arkadaşımız misafir. Arkadaşlar tekrar söyletmeyin. Mixlab'dan kısa bir işlemle üye olun. Chatbox'a gelin işte. Soru alıyoruz bir sürü. Evet. Devam ediyoruz o zaman. Ne konuşuyorduk biz? Carmela mı konuşuyorduk? Evet, Salih nasıl? Ya ben Carmela çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Ama doğru zamanda yaptı bence. Asuka'yı kemer kaybetmedi Charlotte. Doğru olan buydu bence. Üzerine kemeri kaybetmesi daha over olmadan. Tam dengelediler senaryoyu. Çok başarılı bir şampiyon olacağını düşünmüyorum Carmela'nın. Yani çok başarılı bir şampiyon olmasına gerek var mı ki yani? Hani bence başarılı bir hani Miss Money in the Bank'ti ya hani. Başarılı bir şampiyon olmasına çok da gerek yok bence. Ya yani ilk feyodu da muhtemelen Naomi ile olacak abi. Yani hani ne kadar iyi geçebilir ki? Zayn Owens Raw'da ne yaparlar diye bir soru gelmiş. Yani Zayn Owens da bugün SmackDown'a gelip bir posta şeyine yalvarmalarını bekliyordum. O kadar da düşürmediler karakterleri. Çok şükür. Çok şükür yani. En azından birazcık olsun bizi düşünmüşler yani, sağ olsun. O geçir Fener'e kardeşim gelmiş. Hoş geldin Serdar Ali. Ben kaçıyordum. Nerede? Nerede soktuk lan TNA'ya? TNA'ya ha, geçen dünkü abi. Segmentten bahsediyor muhtemelen.
Aa, Yoksa Logan izlemedim. Show'dan bahsediyorsun, Lawman. Aradan mı yazıyorsun acaba ya? Ada Fener'e geçeriz de gül yok be. Peki Charlotte'ın şeyi nasıl buldun? Reign'ini nasıl değerlendirirsin Salih? Ya bence kendisine kaynaklanmıyor ama biraz kısır geçti. Beklediğimi daha kısır geçti en azından. En ciddi rakibi Ruby Riot'tı hani. Başarısız olarak adlandıramıyorum çünkü Charlotte yani bu. Ve her ne kadar çok ilk başta oluşturamasam da komple süperstar olduğunu kanıtladı. Her evrede. Kanında var sonuçta. Genetik açıdan. Yani. Çok şanslı ya. Charlotte inanılmaz. Ya, tarihin en iyi kadın güreşçisi olacak ya hani. Valla benim için bile öyle şimdiden öyle. Yani. Hala tartışılabilir bir pozisyonda benim için. Ama yani olacak. Ya yeni bir çağ olduğu için karşılaştırma yapmayı ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü ya özellikle 96-2006 arası diyelim. Ya o çağdaki kadın güreşçiler bu kadar şans bulmadı. En azından bu kadar ciddi görünmedi. Yani ama kendi aralarındaki şeyler hani mücadeleler gene hani... Rezalet. Tuvalet arası. Yani her pay-per-view'de konulan ara. Hayır canım yani hani ya bu ara bize Trish Stratus, Lita, Mickie James gibi, 3 Ivory gibi, Molly Holly gibi 4-5 tane, hatta daha fazlasını da sayabiliriz işte Beth Phoenix'ler falan. Hani böyle kişileri de hani bize getirdi. Yani ve onları kendi aralarındaki mücadeleler hani şey yani hani çok kaliteli şeyler çıktılar yani Lita ve yanıtına çıktı yani Etudera'da yani. Hani cinsiyetçiliğin tavan yaptığı yerde. Yani ya 20 senede peki bir elin parmağı geçer mi? Yarısılan kadın süperstar sayısı. Geçer herhalde. Yani geçer. Çünkü Mehmet yani az önce 4 saydı. Ya ben 5 saydım hatta. Ben bir 10 say yani ben şu hani WrestleMania 32'ye kadar olan süreçten yani şey hani bu kadınlar kemerinin geri geldiği sürece kadar hani Etizer'e başlangıcından çıkan 10 tane star sayabilirim. Hani yani ama şimdiden işte sayabiliyoruz. 4 tane Four Horsewoman var. İşte, şu anda işlerin daha iyi olduğunu reddetmiyorum zaten abi. Yani hani ben şu geçmiş bu kadar kötü değil demek istiyor Mehmet genel olarak. Yani, geçmişte de hani çok saygı duyulası işler yapan kadın. Taban çok düşüktü. Tabii ki oran çok düşük olacak abi ama yani hani geçmiş tamamen reddetmeye çok gerek yok diye düşünüyorum ben ya. Bu arada kadın güreşi konuşmaya başlayınca 28 kişiye düşmemiz ne kadar enteresan. Arkadaşlar feminizm kasmıyoruz ya hani. Ama isterseniz kasabiliriz. Yani işte Allah'a kadar kasarım. İsterseniz feminizm bile olurum ama yani. Neyse. Bu arada şey söyleniyor yani Charlotte'ın haftaya Raw'a geçip WrestleMania 35'te Ronda Rousey ile karşılaşacağı söyleniyor. Yapmayın etmeyin. O kadar da olmasın ya. Yani ya feud o kadar erken belli olmasın açısından yapmayın diyorum ben yalnız. Ya yani şey hani güya hani gelecek hafta yani gelecek sene hani Asuka Ronda o tip şeyler değişebilir zamanla. Ne yapacaklar abi? Hey guys mi diyecek ne diyecek yani? Asuka ne diyecek? You are not ready mi diyecek? Asuka'nın çok bence olsun. Şey dememesi gerekiyor. Direkt yani. Ringe gelip loku bağlayıp gitmesi gerekiyor. Tercihan almak lazım. Kesinlikle öyle. Ya eğer Charlotte hani şeye geçecekse Rova geçecek de geçecekse Sasha ve Bayley'e de Welcome to SmackDown Live demek gerekecek muhtemelen. Devam ediyoruz o zaman. Bir diğer contender maçıyla Randy Orton sanki dün kemerini kaybetmemiş gibi, iki gün önce kemerini kaybetmemiş gibi contender maçına çıkıyor. Ve Rusev ve Bobby Roode'la karşılaşıyor. Ve tekrardan contender oluyor. Rusev'i Bobby Roode'a bir RKO vurup onu tuş ederek. Ben Randy'nin açıkçası Raw'a geçeceğini düşünüyorum. SmackDown'da çok canının sıkıldığını artık düşünüyorum. Ve bu şeyin de sadece hani Backlash'i ki bunun Greatest Rumble'a duyurulmamasının, Backlash'e duyurulmasının sebebi de Backlash'te ufak bir brand heyecanı yaratmak için olacağını düşünüyorum. Yani bence bugün son kez Randy Orton'u SmackDown Live'da gördük. Ne düşünüyorsun Salih? Randy Orton'un ben şey çok üzüldüm bu SmackDown Live'da. Yani senaryolar devam ettirilmeye çalışılıyor. Bazıları bence kapatılmalıydı.
üzerine gitmeleri doğru bulmadım. Ben de senin dediğini bekliyorum. Geçen sene de öyle bir şey olmuştu. Jericho'da kimdi Kevin diğer? Evet. Yok, iki kişi değiştiler ya. Chris Jericho SmackDown Live'a gelecekti kazansaydı maçı. İşte Kevin Owens'la. Ne olsam pardon. Hatta Demiz Raw'a geçti. Öyle bir şey bekliyorum ben de. Yani kemerler değişmeyecek muhtemelen ama şeyler değişecek yani. Contender'lar yer değiştirecek muhtemelen. WWE Sphere şeyleri. Peki bir eski TNA izleyicisi olarak Bobby Roode'un düştüğü durumlar seni eğlendiriyor mu Oğuzcan? Yapmayın, etmeyin ya. Canım yanıyordu. Sadece sırf Bobby Roode konusundan da değil, hiç motive olmayan bir Orton o maçı kazanması ayrı üzüyor. Yani Rusev'in düştüğü durum ayrı üzüyor. Ya United States Championship cidden can yakan bir kemer oldu şu WrestleMania döneminde. Yani verilen hiçbir kararı beğenmedim o konuda. Yani evet, o zaman main event'la devam ediyoruz. Main event'ta Daniel Bryan yıl sonra SmackDown'larda ilk defa maça çıktı. Şeyle AJ Styles'la, kemer şampiyonu AJ Styles'la karşılaştı. Nakamura maçtan bir süre önce şey demişti. Hani işte, kardeş ben İngilizce bilmiyorum. Beni zorlamayın tadında çok karizmatik bir röportaj vermişti. Daha sonra da maça karışıp sonucu DQ ile bitmedi o maç ya, şeyle bitti. Tarzan Koza DQ yazıyor ama no contest bitti ikisine de saldırdığı için ve AJ Styles'ı iki defa daha low blowladı. Yani AJ Styles'ın babasının çocuk hayalleri son bulmuştur artık herhalde. WrestleMania'daki de çok sertti zira. Valla ben bu şeyi sevdim. Low blow Murray'ı sevdim. Sen ne diyeceksin Salih? Bence önceki halinden çok daha iyi. Önceki hali biraz karikatür gibiydi. Şimdi biraz daha karizmatik duruyor eskisine nazaran. Patlar dedi ya İngilizce mi orada. Belki de en iyi diyaloğunu kurmuş olabilir WWE ile ya. Biraz ironik değil mi yalnız bu? Böyle. Hatta birisi yazmış alta bizim forumdan. Demiş ki yani adam ilk defa böyle net konuşuyor ama bilemiyorum diyor. Ya bu adam NXT'de zaten net konuşabiliyordu. Yani çok kısa cümlelerle çok net konuşabiliyordu. Ve yani şey, heel'ken de böyle istemediği bir soru geldiğinde her zaman ben İngilizce bilmiyorum deyip uzasa mesela çok keyifli olmaz mı? Konuşsa sonra işte soru geliyor. İngilizce bilmiyorum ki ben deyip uzasa mesela çok keyifli olur bence ya. Haftalık NXT haftalık şovlarıyla SmackDown haftalık şovlarının temposu çok farklı. Biraz bundan kaynaklanabilir yani. Tabii. Mahal Raw'a geçebilir mi diye bir soru gördüm bu arada. Abi Mahal Raw'u kaldıramaz yani. Yok öyle bir dünya hani. Raw'dan Mahal'ı kaldıramaz bence ya. Bu tip şeyler ancak şeyde hani ya, SmackDown hani Mojo Rawley'e de push vermeye çalışan bir yer yani hani. Hani yani Mahal ölür Raw'da yani, kalabalığın içinde kaybolur. Çok kısa süre sonra Nova Jose'ye Pek güzel kaybettiğini bir gelecek değil mi bu yalnız? Bence gayet güzel bir gelecek çünkü. bence de ama yapmazlar işte. Peki Oğuzcan sana sorayım. Nakamura vs. AJ Styles vs. Daniel Bryan neler hissettiriyor sana bu maç kart? Nakamura'yı söylediğin için bütün isteğim kaçtı şu anda. Yani Nakamura'nın emeklilik için geldiğini söyleyenler var genel olarak internette. Ne kadar kendisini cidden bu açıdan gösteriyor. Yani sanki New Japan'de vücudunu o kadar fazla yordu ki yani artık WWE'ye geleyim. Ben burada işte Cena gibi daha sakin bir şekilde güreşeyim. Moves'imi biraz daraltayım ve bitireyim dedi. Ha, onun dışında Daniel Bryan vs. AJ Styles diyorsan yani ne diyebilirim, artık o maç mükemmel. Yani ama yani bence ona o maça bir heel karakterinde karıştırılması, ki bu heel karakterin Nakamura gibi ring içinde iyi biri olması bence ya çok güzel mi? Ya yılın maçı potansiyeli var yani maçın. Bir de daha demin dedin ya sen emekli olmak için gelmişti. NJPW bir de Nakamura'dan da vazgeçti ya biraz da. Yani miladını doldurmuştu şirkette. Hatta AJ Styles'a vazgeçtiler. Biraz daha gençleşmeye gittiler. Ya AJ Styles'ın zaten emeklilik için geldiği kesin artık. Yani son nokta hani. Tabii Hani emekliye daha gelip sonra böyle şeyler deme. yapmasa Deme, ben hala inanmak istiyorum. Bir gün eve dönecek. Yeneye mi? NJPW. Çok yakındı zaten dönmeye de.
farklı şeyler oldu. Hiç zannetmiyorum ya ben. Ya inanmak istiyorum. Olacağını ben de biliyorum. Ya olmayacağını ben de biliyorum ama inanmak istiyorum. Yok ya, mümkün değil. Yani WWE'den emekli olacak yani. Ben ona inanıyorum. Bir de WWE efsanesi olarak anılacak bundan sonra. Yani TNA'yı yılda iki verdi herife. Ha, ona da razıyım ben yani. AJ her şeyi hak eden bir güreşçi. Hatta gidip Slam ödüllerini dağıtmadılar ya, kazanmasın diye bir de üzerine. Abi ya, AJ Styles 21. yüzyılın en büyük güreşçisi yani. Yani bu galiba yani artık. Benim gözümdeki ya, ben bir Triple H hayranı olarak bunu söylüyorum. Ses mi gitti? Gene mi? Ses. Bir bakalım hemen. Abi birileri duyuyor. Yok, şu an var. Sesimiz var arkadaşlar yani. Ses var arkadaşlar. Yani trollemeyelim lütfen. Neyse. Skafan boy yani. Neyse. AJ kim? AQ. Numan İnci. Numan İnci trolleme. AJ kim AQ diye geziyordu millet Numan, forumda. Numan deme onu. Onlar abi öyle gezerken benim imzamda yani Best Wrestler in the World yazıyor AJ için. Abi ama şey ya, şey diyen çok var. Yani AJ gelse alabileceği, ki TNA izleyenler için de AJ gelse WWE ancak şey Intercontinental verir ona. Peki diğer onu de neden dediğimizi düşünüyordun? Yani Vince McMahon'dan dolayı mı, yeteneğinden dolayı mı? Vince McMahon'dan dolayı ama yani Vince McMahon'ın elindeki en büyük asetleri kullanmayı bildiğini bildiğini de yani biliyorduk yani hani. Abi, emin misin? Ric Flair vs. Hulk Hogan tarihinin en beklenen maçıydı. Flair WWF'e geçtiğinde buklamadı. 1994'e kadar sarktı o maç. WCW büyük yükselişle öyle başlattı. Şimdi yani Vince birinci, yapabiliyor böyle şeyleri. Birincisi 90'larla 2000'ler arasında çok büyük fark var. Yani WWE'nin şu anda şeyi yok. Hani rekabette olduğu şey, federasyon yok anam. Yani hani şartlar farklı ve yani WWE kimi getirdiyse kullanmaya çalıştı bugüne, yani bu son dönemde Austin Aries de dahil. Yani kimin doğru kullandılar, kimisi hani doğru kullanılmadı ama kullanılmaya çalışıldı. Ve yani hani AJ Styles bunların içinde en kariyerliydi gelenlerin içinde ve ona göre kullanıldı. Yani ya benim için hiç, çok beklenmedik bir şey değildi açıkçası ya hani. Hani dakika. Ya son dönem TNA'ından bahsediyorum. 2010 döneminde tabii ki TNA'yı rakip olarak görüyordu. Ama ya yani son dönemdeki TNA'yı rakip olarak gördüğünü ki hangini söyleyebilir abi yani? Yani ben bir de söyleyeyim. Son dönemdeki TNA'yı rakip olarak görecek şirket yok. NXT falan olabilir belki. NXT, yani NXT hiçbir şirket NXT rakip olarak görmez ve tam tersi de var yani. Valla NXT aslında her şirketi rakip olarak görüyor. Her şirkette parlayan süperstarı alıyorlar. Ve işte yani kendi bütçesi ince, yok hala NXT'nin. İnce yani, ince. O zaman ufak ufak kapatalım mı arkadaşlar? Siz de Şampiyonlar Ligi maçlarına dönebilirsiniz. Bugün şanlı Sevilla'mız Bayern Münih'i eleyecek. Aynen. Evet. Şu anda olan 3300 dinleyiciye, bir ara 50'lere ulaşan dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Kadınlar güreşi konuşurken ama buradan hani hemen koptuğunuz ve sonra geri geldiğinizi görmedim sanmayın. Bir gün hepinizi feminazi yapacağız. Bir gün hepinizi feminazi yapacağız yani. Feminizm kötü bir şey değil arkadaşlar. Buna inanın. O zaman yayını kapatırken ben Salih Headlock Master, Oğuzcan Deniz Spor 31 ve yayından kopup giden Buğra Gür The Pips adına hepinize teşekkür ediyorum. Ve hoşça kalın diyorum.